%550, gübreye %500'le, %750 arası. Her şey felç olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadeniz'i damarım tuttu. O tür meydan. Kaçmış yok kesmiş. Hadi adam. Hadi adam. Sormadın özünü. Niye meclisde yoktu diye. Kimsesine konuşma hakkınız. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere gidiyorum. Önce şunu söyleyeyim, çok ciddi bir fark var. Özellikle son yıllarda, son 10 yıllarda özel idare dönemiyle biliyorsunuz, önceden öyle çalışıyorduk. Biz 2014 yılında Büyükşehir Yasası'yla büyük şehir olduk ve ilçelere ayrıldık ve bütün bir şehir olduk aslında da işin doğrusu. Ancak ondan önceki süreç içerisinde özel idare yöntemiyle özellikle köy şu anda mahalle olan bölgelerimizde köy sistemiyle yönetiliyorduk. Özel idare eliyle oralara bir takım yaptırımlar gitmeye çalışıyordu. Ancak bürokrasiden mi kaynaklanır, para kaynağından mı kaynaklanır bilmiyorum ama işin doğrusu bundan 10 yıl öncesinde bizim köyler dediğimiz özellikle yörelerimizde çok ciddi hizmetler yoktu. Fakat özellikle Büyükşehir Yasası'yla birlikte bu çok gelişti. Büyükşehir Yasası'yla birlikte biz kendi adımıza konuşalım. Ben 13 Şubat ilçesinde ikamet ediyorum. 13 Şubat belediyemiz var. Bir de ayrıca Büyükşehir Belediyemiz var. 13 Şubat Belediyemiz kendine ait olan bölgelerde veyahut da kendine ait hinterland alanlarında kendine göre çok ciddi çalışmalar yaptı. Bizim mesela 13 Şubat ilçemizde 136 tane mahallemiz var. 136 mahalleye de hem 13 Şubat Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyemiz kesinlikle eli değmiştir. Eğer bu özel idare döneminde olmuş olsaydı kesinlikle bunun 50 tanesine ancak ulaşabilirdi. Çünkü geçmiş istatistikler bunu gösteriyordu. Özel idare döneminde şu anda 136 mahallemiz vardı bizim. Özel idare döneminde tahmin ediyorum yani istatistikler de bunu gösterir. Yatırım hizmetleri olarak ancak sanıyorum 50 tanesine ulaşabilirdik. Ancak 13 Şubat Belediyemizin Büyükşehir Yasası ile birlikte hem 13 Şubat Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyemiz bu bölgelerimizin 136'sına da azdan çoktan muhakkak bir şekilde hizmet götürmüştür. Dolayısıyla önceki dönemle şimdiki dönemi şu an için hizmet olarak karşılaştırmak bence çok abesle iştigaldir. Şu anda sanıyorum hizmetin altın çağını yaşamaktayız diye düşünüyorum. Yeni kapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada beraber hareket ettiğimiz, kamuoyunda halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz ve bütün kurum ve kurallarıyla uygulamasına öncülük ve önderlik yapan partiyle beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Bunun manası şudur, daha net olarak ifade ediyorum. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konur, ben böyle bir yola girmek istemiyorum der ise, o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan bir ruha Milliyetçi Hareket Partisi sadıktır. Göre. Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin dün söylemiş olduğu açıklamalarla birlikte bu sabahleyin bizim işte kenar mahallede bizim çayhanelerimiz olur. Yani kağıt oynanmayan sadece çay içilen çayhanelerimiz olur. Ben sabahleyin oraya gittim. Sabah çayını orada içtim. Orada sağ olsunlar çay ikram ettiler. Hatta simit kahvaltımı da orada yaptım. Bu sohbeti yaptık. İnanır mısınız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu yaptığı açıklamaya karşın insanlarımızın gözünün içi gülüyor. Adeta onu okuyabiliyorum. Çünkü çok uzağa gitmeye gerek yok. Sayın Devlet Bahçeli hem omurgalı bir siyasetçidir. Şahsım adına söylüyorum ve bugünkü edindiğim izlenime göre de söylüyorum. Hem de vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır düsturuyla yola çıkarak makamın önemli olmadığını bir kez daha vurgulamıştır. Çünkü
bana göre ve bize göre, halkımıza göre. Şu anda ülkemizin gündemi seçim değildir. Bana göre ülkemizin gündemi ülkemizi kurtarmaktır. Neyden kurtarmaktır? Dış güçlere karşı kurtarmaktır. Daha dün siz İran'da yaşananları görmediniz mi? Suriye'yi anlatmaya gerek var mı? Irak'ı anlatmaya gerek var mı? Daha dün İran'da yine bir takım şeylerde de görüldü, bazı karelerde de görüldü, fotoğraf karelerinde veyahut da bu olayları provoke eden insanlar bazı dış güçlere ait olduğu görülmedi mi? O insanlar oralarda fark edilmedi mi? Dolayısıyla neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne aynı dış güçler içerideki maşaları kullanarak aynısını bize yapmak istiyorlardı. Biz bunu 2013'te gördük. Nerede gördük? Gez olaylarında gördük. Biz bunu 17-25 yargı darbesinde gördük. Biz bunu maalesef 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle gördük. Sayın Devlet Bahçeli, işte ben aslında şöyle de bir yaklaşım yaptık biz sabahleyin. Mahalle halkımla beraber devletin, siyasetin aksaçlısı olarak gördük. Kısacası bunu söyleyebilirim. Bunu görebilmek bir erdemlilikti. Bana göre çünkü ülkemiz 2019 seçimlerine gidecek. 2019 seçimleri ülkemiz için hayati önem taşıyan bir seçim. Çünkü neden derseniz biz 3 aşamalı Cumhuriyet tarihinden bugüne 3 aşamalı bir demokrasi yöntemiyle karşı karşıyayız. Birincisi Cumhuriyet dönemi tek partili biliyorsunuz dönem vardı. 1946'da çok partili döneme geçildi. Ve 16 Nisan referandumuyla da ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yöneldi. Yani 3. aşamaya geçiriyoruz. Dolayısıyla bu 3. aşamada bizim tam bağımsız bir Türkiye için biz mücadele verirken, bizi idare eden idarecilerin, siyasetçilerin tam bağımsız Türkiye mücadelesi verirken bir bakıyorsunuz bize 2013, gez olayları 3-5 ağaçtan kaynaklanan gez olayları meydana çıkıyor. Bir bakıyorsunuz 17-25 yargı darbesi yapıyorlar. Onunla da bakıyorlar, bu da olmuyor. Biz en iyisi bu millete kurşun sıkalım diyorlar. Maalesef bizden gibi görünen ama bizden olmayan üniformalı hainler bizim vatandaşlarımıza kurşun sıkarak bize darbe yapmaya çalıştılar. Sayın Devlet Bahçeli bu durumları bildiği için böyle bir durumda siyaseti düşünmek sizce mantıklı mıydı? Sayın Devlet Bahçeli de bir erdemlilik gösterdi. Şu anda siyaset düşünmek değildir gayemiz dedi. Önemli olan ülkemizin bekasıdır dedi. Aynısını Sayın rahmetli Alparslan Türkeş yapmamış mıydı? Alparslan Türkeş 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile beraber seçimlere ittifak yaparak girmemişler miydi? Aynı cümle 1991 yılında rahmetli Alparslan Türkeş zamanında mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır konuşulmamış mıydı? Bu şartlarda Sayın Türkeş meclise girmemiş miydi? Dolayısıyla aynı senaryo. İşte biliyorsunuz biz ondan sonra 28 Şubat'ı yaşadık o dönemden sonra. En sonunu konuşalım biz, bize göre. Biz maalesef 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşadık. Ülkemiz çok ciddi badirelerden geçiyor. Gerek işte coğrafi yapımızın gerekse de yakın, özellikle yakın komşularımız olan Orta Doğu'daki durumlar baza göz önüne alındığında Sayın Devlet Bahçeli'nin bu aldığı karar hem şahsım adına söylüyorum hem de mahalle sakinlerim adına, çünkü sabah beraber çay içmiştik. Mahalle sakinlerim adına almış olduğu kararı çok olumlu buluyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye de bu minhalde, bu açıklamalarından ötürü işin doğrusu ben Kahramanmaraş'ı ne kadar temsil edebilirim tartışılır tabii ki ben. Çünkü kendime göre bir bireyim, bir mahalle muhtarıyım ben. Ama şöyle bir genele baktığımız zaman insanların gözünün içi gülüyordu adeta. Ben onu rahatlıkla söylüyorum. Manşet, gerçek çok net.